Sevgili izleyiciler, daha çok bağışıklık sistemini güçlendirmek için sıkça başvurulan vitaminleri bilinçsiz tüketmek de hastalık nedeni olabiliyor ve uzmanlar bu konuda vatandaşları uyarıyor. Vitamin desteğini mutlaka doktor önerisiyle alın. Uzmanlar bilinçsiz ve gereksiz tüketilen A vitamini karaciğeri, C vitamini ise böbrekleri hasta edebilir. Bu nedenle vitamin desteklerinin mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerektiğine dikkat çekiyor. Uzmanlar sağlıklı bireylerde gıdalara ek olarak vitamin almaya gerek yoktur. Ancak vitamin ihtiyacını artıracak durumlar veya eksikliğin saptandığı olgularda vitamin verilmesi gerekir. Kişinin kendince ya da eş dost tavsiyesiyle vitamin alması kesinlikle yasaktır. Vitamin desteği mutlaka doktor önerisiyle alınmalıdır. Bilinçsizce tüketilen A vitamini karaciğer bozukluğuna, fazla C vitamini böbrek taşı ve mide rahatsızlıklarına, D vitamini ise zehirlenmeye sebep olabilir uyarısında bulundu. Alınan C vitamininin fazlası böbrekler yoluyla dışarı atılıyor. Yüksek dozda uzun süre C vitamini alımında oksalat taşları oluşabiliyor. Ayrıca C vitamininin mide asidini artırdığı ve midenin saldırgan faktörlerinden biri olduğu da biliniyor. Kansızlığı olan hastalarda demirle birlikte C vitamini alınmasını tavsiye ediyor. Sayacağımız vitaminler ise fazla ve yanlış alındığında doğacak sonuçlar şu şekilde. A vitamini vücutta birikip karaciğer toksisitesine yol açar. A vitamini toksisitesi, onu bağlayan proteinlerin yok olması ve bu yüzden A vitamininin hücrelere hücum etmesiyle beliriyor. D vitamini uzun etkilidir ve vücutta birikir. D vitamininin fazlası kandaki kalsiyumun yüksek konsantrasyonda olmasına neden oluyor. Kalsiyum böbrek taşı oluşturabiliyor. Kandaki yüksek kalsiyum seviyesi ayrıca kan damarlarının sertleşmesine neden oluyor. E vitamini ile zehirlenme çok fazla miktarda alınırsa görülüyor. Fakat A ve D vitaminlerinde olduğu gibi kolayca olmuyor. Belirtileri baş ağrısı, zayıflık, baş dönmesi, halsizlik ve görme bozukluklarıdır. K vitamini zehirlenmesi sadece K vitamini için, suda çözünen kaynakları tüketen insanlarda meydana geliyor. Belirtileri ise kırmızı hücrelerin yıkımı, sarılık ve beyinde hasarlanmayla oluşuyor.